Allah hepsine rahmet eylesin. Bugün Türkiye şok bir cinayet haberiyle uyandı güne. Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu gece saatlerinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir balık restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmut Yazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Beşiktaş eski yöneticisi, sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Memlekete götürecekler herhalde, Rize'ye götürecekler. Biz de burada cenazesi kılınır diye geldim ama direkt Rize'ye götürüyorlar. Neden böyle bir olay yaşandı? Hiç bilmiyorum. Akşamüstü 12:30 civarında 3 kişi gelmişler, dışarıya çağırmışlar, ateş etmişler. Kamera görüntülerinde büyük bir ihtimalle var hepsi. Peki daha önce aralarında bir husumet var mıydı Şafak Bey'in birileriyle? Yoktu, bizim bildiğimiz yok. İyi bir avukattı, iyi bir arkadaştı. Şoförlüğünü ve korumalığını yapan Murat Bilmez'le birlikte bacaklarından vurulan avukat Mahmut Yazıcıoğlu kan kaybından hayatını kaybetti. Mahmut Yazıcıoğlu akşam saatlerinde Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'la Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki ortağı olduğu restoranda buluştu. Bir dönem Beşiktaş'ın yönetiminde görev alan ikili birlikte yemek yedi. Orman bir süre sonra ayrılırken Mahmut Yazıcıoğlu yanındaki iki isimle birlikte oturmaya devam etti. İddiaya göre içeri giren bir grup onunla konuşmak istedi. Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu gece 12:30 sularında Bakırköy'deki bu balıkçıda saldırıya uğradı. İddiaya göre Mahmut Yazıcıoğlu ile konuşmak isteyen iki kişi yanına geldi. Aralarında ticari anlaşmazlıktan doğan tartışma birden hararetlenince saldırganlar belinden çıkardığı tabancayla ona iki el ateş etti. Mahmut Yazıcıoğlu canını kurtarmak için dışarıya çıkmaya çalıştı. Yardım çığlıklarını duyan şoförü ve koruması Murat Bilmez koşup geldi. Ancak o da saldırıların hedefi oldu. Ardından ağır yaralı bir şekilde yerde yatan Mahmut Yazıcıoğlu'nu saldırganlar sürükleyerek ona iki el ateş daha ettiler. Ölümcül darbe ise kasığına aldığı o kurşun oldu. Kurşunlardan biri Mahmut Yazıcıoğlu'nun atar damarına denk geldi ve olay yerinde çok kan kaybetti. Saldırıya gelen sadece iki kişi değildi. Restoran dışındaki bir grupta gözcülük yapıyordu. İhbar üzerine gelen polisler bütün restoran çalışanlarının ifadelerini aldı. İşletmedeki ve çevresindeki bütün güvenlik kamerası kayıtları toplandı. İlk bulgular saldırganların organize bir suç çetesine üye oldukları yönündeydi. Polisin incelemesi sürerken restoran çalışanlarıyla haberciler arasında sık sık gerginlik yaşandı. Siz ama yanlış yapıyorsunuz. Bak bu kadar diyorum. Hemen harekete geçen polis tespit ettiği 6 şüpheliden ikisini kısa sürede yakaladı. Firari şüpheliler her yerde aranıyor. Acı haberi duyunca evine kapanan sunucu Ece Erken, eşinden boşanan Mahmut Yazıcıoğlu'yla bir yıl önce evlenmişti. Bir dönem birlikte program yapan Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali, Ece Erken'in olaya inanamadığını anlattı. Konuştum Ece'nin annesiyle. Ece yalnız evinde ve Eymen var. Sakinleştiricilerle duruyor ve ağlayarak sadece ben onu çok seviyorum. Nasıl yaşayacağım demiş. Uyuyup uyandığımda bunun bir kabus olmasını diliyorum diyerek Eymen'in odasında uyuyakalmış. Fikret Orman'da birlikte yemek yediği arkadaşının birkaç saat sonra öldüğü haberini alınca çok üzüldüğünü belirtip kardeşim gibiydi. Hala olayın şokundayım dedi. Ünlü sanatçı Ece Erken'in eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun cenazesi olayın ardından Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından memleketi Rize'ye defnedilecek. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nurçebi de öldürülen avukatın ailesine başsağlığı diledi. Mekanı cennet olsun. Beşiktaş'ımıza hizmet etti. Yaptığı yöneticilik döneminde emekleri var. Camia olarak da kendisini minnetle anacağız. Yaptıklarıyla ilgili, çalışmalarıyla ilgili. Talihsiz bir olay. Neden olduğu bilinmiyor, sebebi bilinmiyor. Sadece çok üzüldüğümü söylemek istiyorum. Beşiktaş camiasının ve ailesinin başı sağ olsun.